Evet, tekrardan merhabalar. Bu bölüm çok önemli. Yani bu bölümü iyi anlamanız lazım. Sizi zorlayacak bir bölüm anlatacağım. Sizi zorlayacak derken, bölümü dinlemezseniz eğer burayı zorlar size, onu söylemek lazım. Kesişim meselesi var. Şimdi bir önceki soruda bölümde kesişim meselesi yoktu. Burada kesişim meselesi var. Şimdi bak. Kesişimi olan hücrelere say yerleştirme. Şimdi burada verilen bazı şekiller toplamlar oluştururken bazı sayıları iki defa kullanmamız gerekiyor. İşte kesişimdeki olan bu sayıların kullanılmış sorunun çözümünde belirleyici rol üstleniyor. Bakın şimdi. Ben size bir tane hikaye koydum. 1, 2, 4, 5 ve 7 rakamların aşağıdaki şeklin boş hücrelerini 1 numara üstündeki 2 ve 3 numara satırlardaki sayıların toplamı 12 olacak biçimde yerleştireceğiz. Doğru mu? Bak şu toplam 12 olacak. Şu toplam 12 olacak. Bu toplam 12 olacak. Doğru değil mi? Yani 3 toplamında 12 gelmesini sağlayacağım. Tamam. Şimdi bakın orada yazıyorum. Bu tip soruları not da yazdık. Dikkat dedik yani. Bir hayali toplam var. Bir de gerçek toplam var. Hayali toplamdan gerçek toplamı çıkarırsak kesişim bölgesinde bulunan sayıların toplamı. Bakın burada kesişim bölgesi neresi? Burada iki tane kesişim bölgesi var. Bir. Şimdi burayı toplarken A'yı topluyor muyuz? Şu satırı. Evet. Burayı toplarken A'yı topluyor muyuz? Evet. A'yı iki defa topluyoruz. Bu bir. İki defa topladığım sayıları buluyorum. Burayı toplarken 3 topluyor muyuz? Evet. Burayı toplarken 3 topluyorum. Evet. O zaman 3 de iki defa topluyorum. Yani kesişim bölgesi iki tane. A ile 3 bizim kesişim harflerimiz, rakamlarımız neyse artık. Doğru mu? A ile 3'ü iki defa topluyorum. Peki ben bu A ile 3'ün toplamını bulabilirim. Bulurum. Benim yazacağım rakamları bir söyler misin? Bakın 1'i yazacağım. Evet. 2'yi yazacağım. 3'ü yazacağım. 3 var, soruda var yani. 4'ü yazacağım. 5'i yazacağım. 6 bir de 7 var. Doğru mu? 6 da burada var. Bütün rakamları yazacağım buraya. 6 ve 3 de içeride. Bunların toplamını bir buluyorum. 1'den 7'ye kadar giden sayıların toplamı nedir? 7 çarpı evet 8 bölü 2'dir. Kaç yani? 28. Bulduk. 1'den 7'ye kadar giden sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2, 28'dir. Tamam. Peki hayali toplam ne? Hayali toplam şu, bakın şu ilk sütunun toplamı kaç? 12. Satırın toplamı kaç? 12. Bu satırın toplamı kaç? 12. Yani cevap kaç? 36. Şimdi bakın bu da hayali toplam oluyor. İşte 36'dan o hayali toplamı 3 sat 3 bölgenin toplamından 28 çıkardığınız zaman bulduğunuz sonuç kesişimdeki sayılar oluyor. Duygulanmadınız mı? Bak bir daha anlatıyorum. 36'dan yani hayali toplamdan evet 28 çıkardığınız zaman bulduğunuz sonuç şuradaki kesişimdeki yani A ve C'nin toplamı oluyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgidir. A ve 3'ün toplamı oluyor. Çok önemlidir yani gerçekten. Yoksa çok zorlanırsınız yani. Kaç burası? 8 olur. Eşittir. A artı 3 olur. A da buradan kaç çıkar? 5 çıkar. A'yı 5 bulduk. Tamam. A'mız 5'miş. Şimdi yerleştirmeyi yapıyorum artık. Gerisi kolaylaştı biraz. Bu 5. Şimdi burası 12 idi ya toplamı. 5, 3 daha 8. Buraya 4 kalıyor. 5, 6 daha 11. Buraya 1 kalıyor. Burası 3'tü. 9 kaldı. Ne kaldı? 2 ve 7, 4 mu kaldı? 2 ve 4 kaldı. 2, 4 yerde değişebilir. Çok önemli değil bizim için burada. Buradaki kutucuğun tamamını doldurmuş olduk. Anlaşıldı mı? Bakın bir gerçek toplam. Bir de hayali kesişimde bunu yapacağım. Bir de hayali toplamımız var. Dikkatli olalım yani. Güzel bir mantık anlattık. Evet. Bununla ilgili iki bölümümüz daha var. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, ben de kalın. Çok emek veriyoruz. Kitaplarımızı lütfen fotokopi almayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.